Dostlar selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte önceki videomun birinde yaptığım gibi bu pilleri ölmüş olan şarjlı matkabı hayata döndüreceğiz dostlar sizlerle birlikte. Bu şarjlı matkap bakın hiçbir türlü çalışmıyor. Sanırsam içerisindeki pili de sökmüşler daha önceden. Şimdi içerisini sökeceğiz ve içerisine bu görmüş olduğunuz 18650 pilden yerleştireceğiz ve şarjlı matkabımız aynı şekilde daha uzun ömürlü bir biçimde hayata dönmüş olacak dostlarım. Şimdi bu işlemleri sizlerle beraber yapalım. Daha önce şu görmüş olduğunuz bakın şarjlı matkabın içerisine aynı şekilde bu 18650 pili yerleştirmiştim. Bu videomu da izlemek için hemen şuradaki karta basabilirsiniz dostlarım. Halen daha bakın kullanıyorum. Çok güçlü bir şarjlı matkap. Sizlere de tavsiye ederim dostlarım. Dostlarım bu tarz eskimiş olan şarjlı matkapları veya elektronik cihazları çöpe atmak yerine kendiniz tamir edebilirsiniz. Bunları tamir ederken öncelikle şuraya dikkat edelim. Bakın yaklaştırayım şöyle sizlere. Netleyelim. Dostlarım 4.8 volt ile çalışıyor. Bakın. Buna dikkat edin. Kaç voltla çalışıyor? Bizim pilimizde 4.2 voltluk 18650 pil olacaktır. Bir sıkıntı olmayacak. Sadece biraz devrinde düşüş olabilir dostlar. Şimdi eski şarjlı matkabın gayet sağlam olduğunu göstermek amaçlı onu kullanacağım. 1, 2, 3, 4, 5 adet vidası var. Bunları tutalım. Evet, birinciyi söktük. Sonra ikinci. Evet 5 tane vidamı da söktüğümde içerisindeki bataryanın olmadığını gördüm dostlarım. Sıkıntı yok. Hemen şuradan bir timsah ağızlarımızla ya da krokodillerimizle bir deneme yapalım bakalım. Başka sıkıntısı var mı? Eğer başka sıkıntısı yoksa direkt pilini yerleştirip matkabı kapatacağım. Siyah eksi attığımızda. Şöyle eksiye bağlıyorum siyah. Kırmızı da artı attığımızda. Bunu da artı attığımıza bağlayalım. Bakalım. Basamıyorum. Şu an şunu az aşağı. Evet. Evet şu an ileri çalışıyor. Bir de geriye bakalım. Evet ileri de geri de düzgün bir biçimde çalışıyor dostlarım. Anlayacağınız hiçbir sıkıntı yok matkabımızda. Şimdi şu üst kapağını kenara koyayım. Burada yapacağımız işlem sadece bu pilimizi nereye yerleştireceğimiz seçmektir. Zaten yerleştirebileceğimiz sadece bir kısım var. Orası da şu alt kısım. Az daha büyük olsaydı aslında şöyle iki tane de yerleştirilebilirdi diyeceğim ama ilerleyen zamanlarda belki yerleştirebiliriz veya altına bir küçük platform yaparız. Oraya geçmeli bir biçimde pillerimizi de yerleştirebiliriz. Burada ilk başta yapacağımız işlem dostlarım. Pili şöyle koyduğumda neler karşı alıyor tespit edeyim. Birincisi bu karşı alıyor. Bu plastik parçasını kopartacağım. Aşağı indiğimde şu kocaman plastik parçası karşı alıyor. Muhtemelen şu ve şurası da karşı alacaktır. Yine aynı şekilde diğer üst kapakta da aynı plastik parçalar karşı alacaktır dostlarım. Bakın şöyle yerleştirdiğim zaman şurası ve şurası. Bakın şöyle yerleştirdiğim zaman şu kısım ve şu kısım karşı alacak. Şimdi bunları ben pense veya karga burun yardımıyla kopartayım. Bakın bu şekilde koparttım. Bir de şurayı kopartacaktık. Burayı da koparttım. Şu alt kısımları pense yardımıyla kopartırsam biraz daha uygun olacaktı benim için. Şurayı da kopartalım. Şimdi bakalım pilimiz oraya oturacak mı yerine? Evet dostlarım bakın pilimiz yerine oturdu. Aynı şekilde burayı da şurası ve şurasını kırsam işim görülür. Plastik kısmı kırdım. Şurayı da kıralım. Şöyle biraz kırdım. Tamam.
anahtara ihtiyacımız yok. Bakalım kapanıyor mu? Kaymış yerinden biraz. Muhtemelen kapanır da. Bir şey karşı alıyor. Bir de karşı alıyor. Ha, bu bir de karşı alıyormuş bu arada. Evet. Hiçbir şey karşı almayacak bir biçimde dostlarım. Kapağı kapanıyor. Artık kablolarını nerelerle ilgileneceğimizi belirleyelim ve işte. 18650 pilimizin dostlarım 2 adet kutbu mevcuttur. Bu dümdüz olan kutup eksi kutbu. Burada bakın dışarı doğru çıkıntılı olan kısım da artı hattıdır. Yani artı kutbudur. Bunları öncelikle biraz lehim tutturalım. Dostlarım bir parça kablo aldım şu şekilde. Siyah kabloyu öncelikle pilimin eksisine lehimleyeceğim. Şöyle hemen hızlıca lehimlesek yeter. Evet, pilimin pilimizi de bakın 2 adet kablo lehimledim. Kırmızısı artı attım. Siyahı da eksi attımdır. Daha sonra üzerine biraz elektrik bandı sardım. Şu artı hattına da şimdi elektrik bandı saracağım aynı şekilde. Önce şurayı sökelim. Direkt lehim yapacağım. Kabloyu ek yapmayacağım. Bakın pilime giden 2 adet kablo vardı dostlarım. Şurada siyah kablo eksi attığımız, kırmızı kablo artı attığımız. Yine aynı şekilde siyah eksi, kırmızı artı. Buraya lehimleyeceğim. Diyeceksiniz ki abi eksisini artısını ters lehimlesek ne olur? Şurada yön değiştirme var dostlarım. Bildiğiniz gibi ileri ve geri. Eksi artıyı ters bağladığımız zaman ileri aldığımızda geri dönecektir. Geri aldığımızda ileri dönecektir dostlarım. Buna da dikkat edin derim. Artık pilimizi lehimleyebiliriz. Şu taraf artı attığımızı dostlarım. Bu ön taraf. Üst tarafta eksi attığımızdı. Bu biçimde lehimleyelim gitsin. Artı attım, lehimledim. Bakın pilimin lehimini sağladım ve deneyelim. Evet, sağ veya sola dönüyor artık. Aynı şekilde. Diğer yöne de dönüyor dostlarım. Dostlarım. Şunu yani şarj soketimizin olduğu kısmı şuraya yerleştiriyorum. Pilim buraya olacak. Şunu da kabına yerleştirelim. Pilimiz tam olarak şurayaydı. Evet, şöyle. Burada aç kapa anahtarımız. Evet. Bakalım başka bir şeyimiz var mı? Pilime silikon sıkmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü gayet sağlam oldu. Şurada bir butonumuz var bakın. Buton tam olarak şuraya oluyordu. Bir de şu ileri geri zımbırtısı var. Plastik parça. Hatta bunu butondan önce tutturmam gerekiyor. Şurada. Evet, taktım bunu da. Şimdi butonu yerleştirelim. Butonun da şurada bir takma yeri var. Onu taktığımız zaman gerisi gelecek. Bakalım. Ortada boş. Geri. Şöyle de geri. Evet. Üst kapağımız burada, hemen üst kapağımızı kapatalım. Bakalım. Harbiden bu da bayağı güçlü bir şeye benziyor. Yine şarjlı matkap ile şarjlı matkap toplayalım. Şöyle. Bir tane vidasını sıktık. Şimdi diğer vidalarını sıkalım. Şunun şu özelliği var dostlarım. Buraya basıyorsun. Buraya basıyoruz. Hop. Böyle dönüyor. Vallahi ben bu özelliğini sevdim açıkçası. Hoşuma gitti. Bu da tamam. Zaten son bir tane mi kaldı? İki tane var. Vidanın teki nerede? Vidanın teki kayboldu acaba? Ben de buldum. Evet. Böyle bir şarjlı matkabı daha tamir etmiş olduk dostlarım. Boşa kalmış. Ben de diyorum niye çalışmıyor ya. Basarken şuna basmışsın. Bakalım. Oo, şarjını daha iyi gösteriyor. Baksana.
Umarım görüyorsunuzdur. Şarjını daha iyi gösteriyor. Bakın bayağı güçlü. Hatta buna bir ağız takalım. Buna şunu takayım. Bakın döndüğünü şimdi daha iyi anlarsınız. Neyi sökeyim? Şunun bir vidasını sökeyim. Ne yapayım? Oo bayağı iyi. Bir de sıkalım. Gerçekten bayağı iyi bir şarjlı matkap denilebilir. Bunda ufak işlerinizi evinize rahatlıkla yapabilirsiniz dostlarım. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Ha, bunu neyle şarj edeceğiz? Çok güzel bir soru. Ben şöyle bir aparat yaptım bakın. Adaptör. Hatta şurayı netleyeyim sizlere. Görün. Bakın. Bu 4.2 voltluk çıkışı olan bir 18650 pil şarj adaptörü dostlarım. Şu yuvasına uygun bir biçimde ben jack taktım. Bu şekilde şarja takarsak şarjlı matkabımızı. Bu zaten otomatik LED'dir. Şöyle takayım şimdiden hatta. Şu an yeşil yanıyor çünkü dolu şarjı. Şarjı tamamen dolunca otomatik kesme özelliği var bunun. Bu şekilde dostlarım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün yine bir arıza çıkartmadan güzel bir biçimde şarjlı matkabımızı tamir ettik. Başladığım noktaya geri geleyim. Şöyle kutusuna koyayım ama bu sefer bakın çalışır bir biçimde kutusuna yerleştiriyorum. Kullanıcısına hayırlı olsun dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlar.